Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mürselin. Seyyidina ve mevlana Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Peki bu zeytinyağı böyle yak edilir, nerede kullanılır? Nerede ikaz edilir bu nur? Hangi zeytinyağıdır böyle fena edilmiş? Nerede ikaz edilen zeytinyağıdır böyle fena edilmiş? Her yerde olan mıdır? Yahut onun hususi olan yerlerde midir? Bunu beyan ediyorum. Malum ya, secde edilen yer Mescid-i İlahi'de çok makboldur. Niçin mescid diyor mahalli secde? Cami niçin Beytullah diyoruz? Secde yeri olduğu için. Mevlana diyor ki, Asıman secde kened behri zemini kideru yegdü kes yegdü nefes behri hudabun şinen. Asımanlar lazım ki secde etsin bir yere ki iki üç kişi Allah için orada otursunlar da konuşsunlar. Dünyada iki üç adam halis Allah için oturup otururlarsa o kıymetlidir nezd-i ilahiye. O kadar kıymetlidir. Semavat ona secde etse kıymetlidir diyor. Asıman secde kened behri zemini kideru yekdü kes yekdü nefes behri hoda bünüşinen. İşte bu ziya oralarda kullanılıyor ibadet yerinde. Yakılıyor o. Nerede? Fî biyûtun. Bazı evlerde. Beytler. Beytler demek. Demişler ki mescidin şeyde mesajıydı selasede. Diyor demişler herhangi yerde olursa olsun. Kur'an-ı Azimşan'da bir tahsis yok. Herhangi odada bu ışık yakılırsa ve bu ışığın önünde fî biyûtun ezinallahu ezine-i emerallahu. Allah emir vermiş, izin vermiş. En turfa'a ref edilsin, tazim edilsin ismi ilahi. Emri ilahi tazim edilsin. Ve yüzkere fîhe esmuhu. Orada ismi ilahi zikredilip de tazim edilsin. Herhangi bir yerde, herhangi bir evde Allah-u Teala'nın ismi celili tazimle zikredilirse ve değil mi efendim? Turfe rafi, yükseltmek ve tezekkür etmek. Zikir kelimesi geldi ya biraz çiğniyorum ben ama bilirsiniz ki maksadım lehevden zikir değildir. Ben lehevden bahsetmiyorum. Kur'an'ın emrettiği zikirden bahsediyorum. Lehevle alakalı yok. Ben hayatımda hiçbir fırkaya kaydolmuş değilim. Hiçbir felaketi yok. Ben de herkes gibi bazı insanları severim, bazıları sevmem, o boş ver. Lakin fırkacılık yok bizde. Ve zaten de bu meslekte olanların fırkacılığını da sevmem. Doğru olmalıyım. Zikir Allah-u Teala'nın emrettiği. Bak, Halık-ı Kainat'ı tazim ile tezekkür edilen bir yerde, yani yüz kere ve yüz kere fî hesmuhu, İsmi ilahi tazim ile zikredilen yusebbehu lehu bir de tesbih eder de bütün noksanlardan tenzih eden yerlerde bil guduvi vel asal sabah akşam bir takım evler var ki Müslümanlarda var efendim Müslümanlık bizden ki adalet değildir 1800 milyon Müslüman var bu yerinde olur ki değil köy var daha şimdi bir köyde mi bulunur yine. Mesela herhangi bir evde ikad edilirse bu zeytin ise, seyrektirici olsun. Orada Allah-u Teala'nın emri ve cihle, ismi ilahi tazim ve tezkir edilir de, la ilahe illallah denilir de, bütün noksanlardan Allah tenzih edilir de, Allah münezzehdir bunun şerik-i nazirden, ancak odur başka yoktur. Sabah akşam buna devam ederlerse böyle bir evlerden zikrediliyor. Ve bunun bereketi o zeytine geliyor. Peki burada kim yapıyor? Hangi insanlar yapıyor? Bunların bir işi gücü yok mu? Ricalun. Bir takım adamlar orada.
Ricalın yani kıymetli olan rical temindir, tazime delalet eder. Ricalın bir takım adamları var ki la tülhihim meşgul etmez onları ticaretun ve la beyan alışveriş. Efendim bunların hiç işi yok, daima o dünya kapılır, zikirle meşguldür. Yok efendim, işini görüyor. Fakat bu alışveriş onların kalbini meşgul etmiyor an zikrillahi, Allah'ın tezekküründen. Kalb ile, lisan ile Allah-u Teala'yı tezekkür etmekten öyle bir insanlar var ki meşgul olmazlar. Nasıl olur bu? Beden ehyar ile, gönül yar ile. Göz rakipte, gönül habibte. Lisan göftar ile, gönül dildar ile. El sınavette, gönül hazrette. Misallerdir bunlar. Onları yazdığını istiyorsun. Önleri gitmeme. Şimdi, hani şey, biz öyle mi diyeceğiz? Evet. Beden ehyar ile. Bak bu asıl nereden geliyor? Helvet ender encümen, sefer ender vatan. Bu şeyin adableridir, 12 kelimedir. Onların adableridir, büyüklerin adableri. Helvetin içinde, cemaat içinde helvettedirler. Böyle otururlar, sohbeti dinlerler. Fakat onların kalpleri boş değildir. Kalpleri nerede? Beden ehyar ile. Evet. Yok birisi, biri. Evet. Beden ehyar ile. Gönül yar iledir. Yar iledir. İledir. Ehyar ile konuşur, kalbi yar ile. Lütfü ile, Allah ile. Sonra, evet. İki. Göz rakipte, rakipte, gönül habibte. İki. İkinci, lisan göftar ile, göftar ile, sözle yani konuşmakla, ile. Yani sözle. Evet, dili konuşuyor. Evet. Lakin gönül dildar ile, kalp mahrub iledir. Lisan göftar ile. Göftar ile, gönül dildar ile. Dildar ile. Dildar ile. El sınatte. Dört. Dört. El sınatte. Ve gönül hazrette. Allah. Hepsinin altında helvet ender encümen. Sefer ender vatan. Helvet ender encümen. Güzel bir şey söyleyeyim de ona girer bir adam. Helvet der encümen dedi. Bu oradan almışlar onu. Var mı? Der encümen. Encümende helvet var o. Cemaatin içindedir ama kendi şeyle de. Şimdi bu öyle evde, öyle adamlar var ki meşguldurlar bununla. Sonra onların ticaret alışverişi var. Fakat kalbini meşgul etmiyor. Buna diyor Şah-ı Nakşibend Kaddesallahu Teala'yı diyor ki ben, yani bu yaş ile bağlı değildir. İhtiyar mıdır, gencidir falan da değil. Ben diyor, Hicaz'daydım, Kabe-i Mazama'da. Bir ihtiyar gördüm, kâfir. Meşhurdur kendi haliyle. Müteveccüh oldum onun kalbine. Müteveccüh oldum ne demektir biliyorsun. Bugünkü röntgen yok mu? Röntgen. Röntgeni böyle karşımıza koyuyor, içimizde ne varsa o kapatır, çıkarır, gider atar.